Güzeldir'den Show TV stüdyolarından herkese günaydın. Hafta sonu geldiyse hayat güzeldir, zamanı geldi demektir. Bugün yine birbirinden değerli konuklarım var. Çok güzel konular konuşacağız sizler için. Hayat Güzeldir başlasın. Kadınların boşanma davalarındaki hakları neler? Eşler arası mal paylaşımı nasıl olmalı? Ziynet eşyaları boşanma davalarında kime aittir? Merak edilen hukuki soruların cevaplarını avukat Nevin Ömeroğlu Demirel açıklıyor. Davanın açıldığı tarihten itibaren tedbir nafakası, yoksulluk nafakası alma hakları vardır. Maddi ve manevi tazminat isteme hakları vardır. STM, Ben Hala Ölmemişim şarkıları hem Türkiye hem Azerbaycan'da çok sevilen Azeri şarkıcı Şebnem Tovuzlu hafta sonunuza keyif katıyor. Sakın kaçırmayın. Eşk nedir, vefa nedir, sevgi de cefa nedir, evvel ahın bileceksen. Kalıcı zayıflamak mümkün müdür? Bilinç ya da beynin zayıflama sürecindeki engelleri neler? Fazla kilo almanın beslenmeyle alakası yok mu? Nörobilim uzmanı Deniz Egece anlatıyor. Bilgi kişinin ilişkisini belirliyor. Yani gıdayla olan ilişkisini belirliyor. Kendi bedeniyle olan ilişkisini belirliyor. Hareketle olan, egzersizle olan ilişkisini belirliyor. Bağırsak kurdu hastalığının belirtileri neler? Bağırsak kurtları bulaşıcı mıdır? Çocukların gelişimini etkileyen bağırsak kurdu nasıl tedavi edilir? Fitoterapi uzmanı Profesör Doktor Melahat Kahramanova anlatıyor. Kurtların növleri çok. Çiğ etlerden, çiğ küfte, çiğ yemekler, çiğ terebez, temiz yoğulmamış meyve terebezden de biz yoluşabiliriz. Lazer epilasyon hangi aylarda yapılabilir? Ten rengi lazerde önemli midir? Lazer cilt bakımıyla gençleştirme nasıl yapılır? Uzman estetisyen Gamze Taş'tan anlatıyor. 3 bazal tabakadan oluşuyor deri ve tüyler de 4 bazal tabakadan oluşuyor. Onlar daha kalın oluyor ilk başlarda. Onları ilk önce tüycük haline getirip daha sonra yok etmek istiyoruz. Az sonra Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda şimdi de yanımızda avukat Nevin Ömeroğlu Demirel var. Hoş geldiniz Nevin Hanım. Hoş bulduk Özge Hanım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz öncelikle. Şimdi bugün biraz böyle üzücü konulardan bahsedeceğiz. Evet, ama bir profesyonelden, bir işin uzmanından haklarımız nedir, ne değildir? Evet. Bir öğrenelim. Tekrar ekran başında seyircilerimiz varsa, böyle bir sıkıntıyla savaşıyorlarsa, boşanmayı konuşacağız bugün. Boşanma sebepleri nelerdir? Hangi sebeplerle boşanma davası açılabilir? Özge Hanım, boşanma sebepleri bizim Türk Medeni Kanunumuzda genel sebepler ve özel sebepler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Genel sebepler halk arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılmış olan boşanma davaları olarak bilinen sebepler. Bir de özel sebepler var. Özel sebeplerde Türk Medeni Kanunumuzda 5 madde halinde sıralanmıştır. Zina nedeniyle, hayata kasp pek fena muamele sebebiyle, akıl hastalığı sebebiyle açılabilen davalar, şiddet nedeniyle yani pek fena muamele sebebiyle, bir de akıl hastalığı sebebiyle açılan boşanma davaları olmak üzere 5 madde halinde sayılmıştır. Sayılmıştır. Tabii. Şimdi aslında biz gerçekten hani burada önemli bir konuyu konuşuyoruz. Kadınların boşanırken hakları nelerdir? Nasıl doğru adım atacaklar? Şimdi kadınlar boşanırken öncelikle davanın açıldığı tarihten itibaren tedbir nafakası, yoksulluk nafakası alma hakları vardır. Maddi ve manevi tazminat isteme hakları vardır. Nafaka, tedbir nafakası davanın açıldığı tarihten başlar. Davanın bittiği ve kesinleştiği tarihe kadar devam eder Özge Hanım. O tedbir nafakası denen, sonrasında tabii, dava sonucuna göre verilen nafaka sadece. Tabii ki. Bir de yoksulluk nafakası var Özge Hanım. Yoksulluk nafakası da davanın bittiği tarihten itibaren, ama bunu alabilmemiz için de haklı olmamız gerekiyor, eşimizden kusursuz olmamız gerekiyor veya daha az kusurlu olmamız gerekiyor ki mahkeme bize yoksulluk nafakası bağlasın. Yani onun şartları kusursuz olmamızı gerektiren şartlar. Evet. Peki yoksulluk nafakası dediğimizde kadının hiçbir işinin olmamasıyla mı alakalıdır? Yoksa bunun belli bir meblağı mı vardır yoksulluk? Yoksulluk nafakası alabilmemiz için kadının hiçbir şekilde çalışmıyor olması, maddi olarak, maddi olarak hiçbir imkanının olmaması gerekiyor.
haklı olması gerekiyor. Bu şartlar oluştuysa mahkeme yoksulluk nafakası bağlayabiliyor tabii verebiliyor. Ki. Verebiliyor. Peki şiddet, kadına şiddet günümüzde çok evet. fazlasıyla konuşuluyor. Artık sosyal medya sayesinde bazen şikayet ediyoruz ya. Evet. Çok da bilinçlendik. Artık her şey biraz daha ulu orta ve daha büyük tepkilerle karşılanıyor. Evet, şiddet gören kadınların nasıl hakları var? Neye başvuracaklar? Bu cinayetler nasıl sonlanacak? Şiddet gören kadınlarımız öncelikle 6284 sayılı bizim ailenin korunması kanunumuz var. Bu kanundan yararlanmak için aile mahkemelerine başvurabilirler, karakollara başvurabilirler, savcılıklara başvurabilirler ve 6 aylık koruma kararı alabilirler Özge Hanım bununla ilgili şikayetçi olarak. Şikayetçi olacaklar. Yani. Tabii şikayetçi olmaları gerekiyor ve bunun için hiçbir delil olması da gerekmiyor. Hani şiddete uğrama tehlikesinin olması dahi yeterli. Yani boşanma davası açmış olmak zaten başlı başına eşler arasında şiddete uğrama tehlikesinin de olduğunu gösteren bir durumdur. Yani savcılıklara, aile mahkemelerine başvurdukları zaman 6 aylık, en az 6 aylık koruma kararı alabilirler Özge Hanım. Peki bu koruma kararı mevcutken hala kadına şiddet devam ediyor. Evet. Siz bir uzman olarak ne düşünüyorsunuz? Yani yapılması gereken evet. şey ne aslında? Yani bu koruma kararı aslında 6284 sayılı kanuna baktığımızda aslında kadının lehine yani erkeğin aleyhine gibi gözüküyor. Çünkü erkekler bu durumdan zaten şikayetçi diyor ki ben herhangi bir şekilde şiddet uygulamadım ama şiddete uğrama tehlikem var şeklinde benim eşim gidip koruma kararı alabiliyor şeklinde bundan yakınanlar da zaten mevcut. Bak. Evet ama 4 aylık da verebilir mahkeme, 2 aylık da verebilir, 6 aylık da verebilir. Yani bunun takdiri mahkemeye ait. Peki uzaklaştırma kararı belli bir mesafeye kadar yaklaşamıyor demek evet, değil evet. mi? Peki öyle bir şey yaptığında kadın ne yapmalı da? Evet, aynen böyle bir durum olduğunda zaten en yakın polis merkezini arayabilir, 155'i arayabilir. Ya da hemen gidebilir. Zaten koruma kararı verildiği zaman bu koruma kararı hem kadına hem erkeğe tebliğ ediliyor karakol tarafından. Bu tebliği aldığı zaman bayan herhangi bir şekilde eşi kendisine yaklaştığı zaman, iletişim vasıtalarıyla rahatsız ettiği zaman, çocuğunu rahatsız ettiği zaman hemen karakolu arayabilir ve o koruma kararını gösterip 3 günden 10 güne kadar hapis cezası şimdi almasını sağlayabilir eşinin. Yani işte eğer böyle bir tehlike varsa ve eşiniz evet. size ulaşmaya çalışıyorsa evet. Mutlaka hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Yani bir oturup konuşalım değil, evet. hani hemen koruma aynen. kararını, işte uzaklaştırma kararını ihlal etti deyip şikayette bulunmak şikayetçi gerekiyor. Olabilir. Hapis cezası çıkartılıyor. Hapis cezası var 3 günden 10 güne kadar. Eğer tekrar aynı ihlal devam ediyorsa 15 günden 30 güne kadar hakim bu süreyi artırabiliyor. Bence daha bile uzun olmalı hapis cezası süresi. 6 aya kadar da verilebiliyor. Aynen daha aynen. uzun bile olmalı. Peki sosyal medyadan bahsettik biraz önce. Sosyal medya kayıtları boşanmada evet. delil olabiliyor mu? Delil olabiliyor Özge Hanım. Mesela sizin diyelim ki WhatsApp'taki konuşmalarınız, Twitter'daki konuşmalarınız, Messenger'daki konuşmalarınız, mesajlaşmalarınız. Her bir şekilde biz bunları boşanma davalarında delil olarak kullanabiliriz. Ya tehdit hakaret içerebilir ya da zina tabii olabilir. Tabii ki aynen kullanılabilir. Hiçbir sakınca yok. Delil olarak kullanılabilir ama başlı başına bir delil midir diye soracaksanız tabii ki yani değildir. Sadece bunlar bir yan delildir. Siz boşanma davanızı şahitlerle ispatlamalısınız ama onun yanında resimlerle, ses kayıtlarıyla da ispatlayabilirsiniz. Peki nafakalardan bahsettik biraz önce ne çeşit nafakalar var diye. Başka çeşitleri de var mı? Bunu yoksulluktan bahsettik. Var. Evet zaten nafaka öncelikle tedbir nafakası bu zaten hem çocuklar için hem kadın için verilebilen bir nafakadır. Davanın açıldığı tarihten davanın kesinleşme tarihine kadar devam eder. İştirak nafakası çocuklar için bağlanmış olan bir nafaka türüdür. Bu da 18 yaşını bitirinceye kadar mahkeme tarafından her halükarda bağlanır. Hani talep olmasa bile zaten mecburen mahkeme hakimi kanun gereği bağlamak zorundadır. Çocuk 18 yaşını doldurduktan sonra da kendi adına nafaka için dava açabilir. Onun dışında yoksulluk nafakası söz konusu. Hı hı. Yoksulluk nafakası ve bir de yardım nafakası var. Yardım nafakası da yani bizim kardeşlerimiz mesela diyelim ki yoksulluk içinde olabilir ve bakacak kimsesi yoksa hani usul dediğimiz büyük anne, büyük baba, amca, hala, dayı, teyze yardım içinde olan kişiler için de yardım nafakası ödeyebiliyoruz. Ödenebiliyor yani. Bu, evet. bu tarafta bir taraftan da hani kadına şiddet çok gündemde olduğu için
kadının aslında lehine konuşuyoruz. Aynen. Ama aynı şey erkekler için de geçerli değil mi? Yani erkekler için de geçerli. Eşit tabii sayılıyor. Ki erkek de nafaka alma hakkına sahip. Yani aynen. Kadının durumu iyi olabilir. O da şikayetçi olabilir. Tabii. Aynı şey. Aynı şekilde kararı. İspatlayabildiği ölçüde alabilir. Peki nafaka ödenmediğinde ne oluyor? Nafaka ödenmediği zaman Özge Hanım icra takibi yapabiliriz. O mesela diyelim ki eşimiz ödemedi, nafakayı icraya veririz, mahkeme kararını, tebligat gönderilir eşimize, bir ay sonra eğer hiçbir şekilde ödeme yapmadıysa nafakanın ödenmemesinden dolayı şikayetçi olabiliyoruz icra mahkemesine. Ve icra mahkemesi 3 aya kadar hapis kararı çıkartabiliyor. Çıkartabiliyor. Evet. Peki böyle gazetelerde falan çok okuduğumuz bir şey, evet. Haber türüdür bu. İşte gelin düğünden sonra takıları aldı kaçtı. Aynen. İşte ziynet eşyaları kimde kalacak? Hukuki evet. olarak bunun bir kararı var mı? Hukuki olarak ziynet eşyaları kadına aittir Özge Hanım. Yani düğünde takılmış olan takılar ister kadın tarafından takılmış olsun, ister erkek tarafından takılmış olsun kadına aittir ama... Ziynet davaları ayrı bir dava konusudur. Boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılır. Mahkemenin harçları vardır, masrafları vardır. O masrafları yatırırsınız, açarsınız. Burada ispat etmeniz gereken nokta takılmış olan takıların eşiniz tarafından harcanmasına, bir yere mesela diyelim ki ev eşyası alınacaktır veya bir borç vardır, bir kredi çekilmiştir. Oraya harcanmasına eğer onay verdiyseniz siz tekrar o takıları talep edemezsiniz. Talep edemez. Yani eşiniz şahitler huzurunda bunu ispat ederse siz kesinlikle takıları isteyemezsiniz. İsteyemezsiniz. Peki gelelim biraz da mal paylaşımına. Evet. Bu da çok böyle tartışılan, çok aynen. büyük sıkıntılara yol açan bir konu. Mal paylaşımı nasıl olur? Mal paylaşımı öncelikle Türk Medeni Kanunu 1 Ocak 2002 tarihinde değişti Özge Hanım. 1 Ocak 2002 tarihinden önce... mal ayrılığı rejimi geçerliydi ve buna göre tapuda gayrimenkul kimin adına kayıtlıysa o kişi gayrimenkulün sahibi oluyordu. Fakat 1 Ocak 2002'den sonra edinilmiş mallara katılma rejimi olarak bildiğimiz rejim gündeme geldi. Buna yani göre, evlendikten sonra aynen, yapılan her mal aynen, ortak. Evet ortak oluyor ama tabii bunun yanında... Siz evlenmeden önce bir gayrimenkul aldınız, bir araba aldınız. Kesinlikle eşiniz boşanma halinde bu gayrimenkule evet. ortak olamıyor. Ancak evlendikten sonra alınmış olan, edinilmiş olan mallar yarı yarıya paylaşıma tabi olacak. Peki bir hak kaybı yaşanır mı böyle durumlarda? Neye dikkat etmek lazım taraflar kesinlikle açısından? Kesinlikle hak kaybı yaşanmaz. Böyle bir durum olduğunda zaten bilirkişi boşanma davasının açılmış olduğu tarihe kadar eşlerin başka kişilere yani üçüncü şahıslara genelde devrediyorlar maalesef. Böyle bir durumu tespit ettiği zaman hiçbir şekilde hak kaybı yaşanmıyor ve tespit yapılıyor. Hani üçüncü bir kişiye yani devrettiği boşanmaya zaman... Boşanmaya karar verince evini annesinin üstüne falan mı devrediyor, yapıyor? Devrediyor, kardeşlere devrediyorlar, yakın akrabalara devrediyorlar ki eşlerden mal kaçırmak amaçlı ediliyor. Olabiliyor böyle bir şey. Ve bilirkişi zaten tapu kayıtlarında üçüncü kişiye yani yakın akrabalara devredilmesi zaten bir muvazaa olduğunu, anlaşma olduğunu bize zaten delalet eden şeylerdir. Böyle bir durumu gördüğünde zaten oradaki kadının hakkı... Yarı hakkı varsa o gayrimenkulde veya o evde onun kararında tazminat olarak onun ödenmesine hakim karar veriyor. Zaten bilirkişinin raporu doğrultusunda karar veriyor aile mahkemeleri. Peki, herhangi bir hak kaybı yaşanmıyor. Yaşanmıyor. Yani bunun da bir takibi yapılıyor. Yani aynen, ben aynen. boşanmaya karar verdim eşimden, tabii. kocamdan, karımdan aynen. bu evi alayım da annemin babamın üstüne yapayım. Yani derdi. Öyle bir şey yapmış olsa bile zaten hiçbir şekilde hak kaybı yaşanmıyor. Tam %50-50 mi paylaşılıyor? %50-50 yarı yarıya paylaşım söz konusu. O aslında daha çok biraz hani kadınları da korumak için evet, yapılmış aynen. bir şey aslında. Haklı da bir şey. Evet. Peki mecliste yeni bir görüşülen bir kanun çıkarılması, nafaka evet, konusu evet. konuşulması. Evli kaldığı süre kadar mı aynen, nafaka alacak kaldı. Artık kadın ya da adam? Aralık ayında yasalaşması bekleniyor Özge Aralık Hanım. Buna göre de zaten... diyelim bir sene, iki sene süren kısa süreli evliliklerde evli kaldığı süre boyunca aynı şekilde diyelim ki iki sene evlisiniz, iki sene nafaka ödeyeceksiniz. Hı. 10 sene evlisiniz, 10 sene boyunca yoksulluk nafakası ödemek zorunda kalacaksınız. Bana adil geldi. Bilmiyorum. Aynen. İlk duyduğum evet. andan itibaren bana adil geldi. Hem eşit düşünmek lazım. Tabii yani ki, hani tabii kadınız ki, diye, aynen. kadının hep tarafını düşünecek çok mağdur olan erkekler de var. Var. Yeni bir evlilik yapıyor vatandaş. Hı.
Eşiyle de sorun yaşıyor. Eski eşiyle de sürekli tabii. böyle bir irtibat halinde kalma durumu söz konusu oluyor. Yeni eşi de bu durumdan rahatsız oluyor. Aslında güzel bir yasa. Bir de tabii yani bir sene iki sene sonra evliliklerde evet. bir insanın ömür boyu nafaka ödemesi. Yani aradaki orada da biraz adaletsizlikler oluşuyordu. Doğru. Tabii ki 20-30 yıl sürmüş bir evlilik. Hı-hı. Büyük bir emek. Kadın evet. hiç çalışmamış hayatında. Hep ev hanımı aynen. olmuş. O zaman zaten 20-30 yıl nafakasını alacak tabii değil ki. Mi? Tabii ki yani. Evet yani o evlilik süresi boyunca onu sınırlandıracaklar. Sınırlandı. Ne kadar evli kaldıysa o kadar süre boyunca aylık nafakasını ödemeye devam edecek. Artık Ocak'ta yasalaşacak evet, yasalaşacak diyorsunuz. Aralık ayında kısmetse. Peki boşanmanın hiçbir zaman hı-hı. tabii ki güzeli olmuyor. Çok nadirdir evet. herhalde el sıkışarak yol evet. ayırmak. Aynen. Kendi haklarımızı iyi savunabilmek için neye dikkat edelim? Yani avukatımızı seçerken de işte başvurularımızı tabii yaparken de neye çok dikkat güzel. Edelim? Yani şimdi bir boşanma davası açarken öncelikle bu konuda uzmanlaşmış iyi bir boşanma avukatıyla bu sürecin içerisine girmekte fayda var Özge Hanım. Bir de bu konuda çok uzman teknik olan, bir konu. Yani aslında vatandaşlarımıza çok basit bir şey gibi gelebiliyor. Bir boşanma davası, bir dilekçe veririm, boşanırım. Aslında işin aslına bakarsanız işin içine girdiğinizde belli süreler var. O süreler içerisinde şahitlerinizi dosya içerisine bildirmeniz gerekiyor, delillerinizi bildirmeniz gerekiyor. O süreleri geçirmemeniz gerekiyor. Bu konuda çok mağdur olan insanlar oluyor. Çünkü haklıyken haksız konumuna düşebiliyorlar. Değil mi? Neden? Zamanını kaçırdıkları çünkü, için ya da öyle şeyler. Aynen. Cevap süreleri var. Dava dilekçesinde şahitlerinizi, delillerinizi ilk dilekçeyle bildirmeniz gerekiyor. Ve ön inceleme duruşmasında hakim size 2 haftalık kesin süre veriyor. O süre içerisinde bildirmediğiniz zaman şahitlerinizi de dinlemiyor. Karşı tarafta itiraz ediyor. Prosedür ve haklıyken yani? Haksız konumuna düşebilirsiniz ve açmış olduğunuz davayı kaybedebilirsiniz. Yapmış olduğunuz mahkeme masrafları her şey boşuna gidebilir. Boşuna tutmuş olduğunuz gidelim. Avukatlık ücreti her şey boşuna gidebilir. O yüzden işin uzmanı olup aynen, yani uzman bir kişiyle görüşmekte fayda var. Dava açacaksak aynen. boşanma değil başka tabii şeylerde ki, de işin ki. Uzmanıyla çok görüşmekte doğru. fayda var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Zemin Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi ki çok geldiniz. Sağ olun. Çok güzel detaylı anlattık. Çok yeni yasa edin. Tasarısını da evet, yasa tasarısını aynen. onu da konuşmuş olduk. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim Özge Hanım. Çok sağ olun. Hayat Güzeldir devam ediyor. STM Ben Hala Ölmemişim şarkıları hem Türkiye hem Azerbaycan'da çok sevilen Azeri şarkıcı Şebnem Tovuzlu hafta sonunuza keyif katıyor. Sakın kaçırmayın. Şimdi Hayat Güzeldir de.
gelir. Bir gün giden bir gün gelir. Hoş geldin. Çok güzel oldu. Ekrandan görüyoruz Azerbaycan'da. Çok güzel dinlerler. Sizi seyredirler, sevirler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de Azerbaycan'ım. Ben de dedim bir yakından geleyim göreyim sizi. Ay iyi yapmışsınız. Hoş geldiniz. Çok hoşsunuz. Şarkı da çok güzelmiş gerçekten. Siz de çok hoşsunuz. Şimdi ben Azerbaycan'ı çok seviyorum zaten. Sürekli iş için ya da ziyarete hani mutlaka sık sık gidiyoruz. Buradan selamlarımızı gönderelim. Tüm Azerbaycan'ı oradan bizi izleyenlere. Şimdi hemen bahsedelim biraz müzik çalışmalarından. Hem söz hem beste hem de şarkıları seslendiriyorsunuz. Nasıl başladı? Sözler Vüsal İbrahimov, beste Vüsal, beste Ruslan Seferoğlu. Bizde çok meşhur herkesin sözlerini, musikisini severek yazan besteleyenler. Ama siz kendiniz de yazıyorsunuz değil mi? Yok yok ben. Ha siz yazmıyorsunuz. Ben yazmıyorum ben sadece. Onlar o kadar güzel yazıyor ki. Okuyorum o yüzden şarkıcı, sanatçı her zaman okur ve insanlara güzel şarkılar bahşeder. Bahşeder. Peki kaç yıldır şarkı söylüyorsunuz? Ben artık 15 yıldır ama profesyonel sanatta, televizyonda 5 yıldır. 5 yıl bayağı uzun bir süre olmuş. Evet, şimdi bu biraz önce söylediğiniz şarkı sadece Azerbaycan'da mı söyleniyor? Çünkü Türkiye'de de bazı parçalarınız söylenmiş. Bu da Türkiye'de sevildi. Çünkü biz Taksim'de yürürken dün bir bey söyledi. Sen Şebnem Tovuzlu değil misin? Ya hastayım sana. Ben zannettim ki kendisi bana hasta. Söyledim sağ ol teşekkür ederim. Sizin bir şarkınız var hastayım. Ben ona hastayım. Söyledim teşekkür ederim. Ben zannettim bana hastasın. Abla ben şarkına da hastayım. Sana da hastayım. Çok şeker. O yüzden sevenler var. Yani var burada tüm da dinleniyor. Türkiye tanımasa bile sevenler peki, var. Burada Bülent Serttaş şarkılarınızı söylemiş değil ya mi? Bülent Serttaş benim canım çok severim o insanı. Çok biz da hürmet çok ederim. Buradan selamlarımızı buradan gönderiyoruz. Öpücükler güzel aileye. Güzel aileye. Biz görüştük, ayaküstü de olsa görüştük. Ben de o şarkımı sevenler ölmezi helal ettim ona, helallik aldı. Yani çok da güzel söylemiş ben çok da zaten. Sevindim ki o cür bir sanatçı, sanatkar yani o şarkıya talip olmuşsa, oldu, evet. Talip olmuşsa ben ona bir şey söyleyemem zaten. Benim ay için buradan sevinci selamlarımızı oldu. Gönderelim, sevinci çok oldu. Da güzel söylemiş zaten. Çok sık güzel. Sık bekliyoruz buraya, ben yakın bir zamanda tekrar geleceğim zaten Bakü'ye. Görüşürüz de inşallah. Siz gelin bir telefon açın bana. Siz Bakü'yü tam gezdiniz mutlaka mi? Mutlaka görüşeceğiz. Gezdik daha önce mutlaka çok geldik. Geleceğiz. Mutlaka görüşeceğiz. Şimdi diğer şarkıyı da alalım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi ki çok geldiniz. Şahane oldu bizim için. Daha sık bekliyoruz. Ben bol şans. Çok sevdim. Hatta o küçüğü de çok sevdim. O da çok tatlı değil mi? O bizim maskotumuz zaten. Sizin İyi mi? Ki geldiniz bizim. Ayağınıza teşekkürler. Sağlık. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hayat güzeldir. Devam ediyor. Bağırsak kurdu hastalığının belirtileri neler? Bağırsak kurtları bulaşıcı mıdır? Çocukların gelişimini etkileyen bağırsak kurdu nasıl tedavi edilir? Fitoterapi uzmanı Profesör Doktor Melahat Kahramanova anlatıyor. Kurtların növleri çok. Çiğ etlerden, çiğ köfte, çiğ yemekler, çiğ terebez, temiz yoğulmamış meyve terebezden de biz yoluşabiliriz. Şimdi hayat güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda yanımızda fitoterapi uzmanı Profesör Doktor Melahat Kahramanova var. Tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizinle yine böyle geçtiğimiz haftalarda güzel bir sohbet yapmıştık. Bugün başka bir konu konuşacağız ama yine saç konusunu biraz gireriz bence. Hiç problemi yok. Bakü'ye buradan tekrar selamlarımızı bütün Azerbaycan'a gönderelim. Öpüyoruz çok onları. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yine geleceğim ben de en kısa zamanda. Şimdi bağırsak kurduğu nedir Melahat Hanım? Bağırsak kurtları bugün çok global bir problem. O yüzden ki bütün dünyanın sihhiye teşkilatları tip konumlarda bunu çok çok konuşulur. O yüzden ki tip bağırsak kurtlarının çok büyük insan organizmi için çok problemler yaradır. Sıkıntısı var. Evet, bağırsak kurtları organizmde çok büyük hastalıklar yaradabilir. Demek olar ki bütün bu son görenler onu gösterdi ki hastalıkların 90%'ını məhz bağırsak kurtları yaratır. Bunu Ümum Dünya Sihhiye Teşkilatı'nda da çok konuşulan bir konu. O yüzden bağırsak kurtlarının herkes dikkat getirmeli ve en çok 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 yayılmış bir mövzu olduğu için çocuklar arasında da bu daha çok konuşulur. Peki sebepleri nelerdir? Neden bağırsak kurdu kaparız? Aha. Tabii ki her bir insanın öz yaşam tarzı var. İller önce bu bir yoksulluk hastalığı kimi kabul olunurdu. Ama bugün hayatımızda bu daha çok yayılmış bir mövzu. Herkes fast food yemeklerinde, demek olar ki içtimai yerlerde, yani sosyal yerlerde olarken bu tapmaz. Uşaklar, çocuklar ellerini normal yakamadıkta, bəli, evet oyuncaklarla oynadıkta, torpakta, həyət bacada oynadıkları zaman ve kimlerse, kimdese bir aile üzvünde, kimdese varsa bulaşması, bütün ailenin birbirine bulaşması mümkün. Bu yüzden de bağırsak kurtlarının neden yaranmasının sebebi çok elime çok məlum. Yani bunun keçici olması, bulaşık olması məlumdur. Yani bir ailenin normal ferdinde bir kişi de varsa zaten herkese bulaşıyor. Elleri evet iyi yıkamamaktan. Özellikle küçük çocuklar en çok hijyenik kaydalar normal olmazsa hijyenika dikkat getirmeli. Hatta birbirini el vererken, öpüşerken, çocuklarda nefes yoluyla, toprakla, herkes her bir yerden yoluxması mümkün. Bunun için ne lazım? Organizmin immün sisteminin möhkəm olması lazım. Yani bağışıklık sistemi eğer kuvvetli olursa zaten bu tip parazitlere karşı da korunmalı oluyoruz. Evet, ama bugün birçok parazit növləri var. Ascaridos, lamblios, yani giardia lamblia, bu çok çok konuşulan bir konu. Külkurt. Sizde çok bu kül kurt diyorlar, bizde de kıl kurt diyorlar. Bizde de kıl kurt diyorlar. Evet, kıl kurt çok çok yayılmış bir mevzu. Çok. Çocuklar arasında daha çok rast gelinir ve mekteblere, derse giden zaman, uşak bahçelerine giden zaman, ben bilmiyorum sizin dilde konuşabiliyorum. Ben anlıyorum. Hafif hafif çeviriyorum da. Ya genelde çocuklar arasında görülen, hani küçükken hepimizin evinde konuşulan konuydu kıl kurtları. Evet. Kıl kurt çok tehlikeli bir kurt. Çocuklarda çok yaygın. Peki nelere yol açıyor bu tip parazitler vücudumuza? Ne zarar veriyor? Bakın çocuklarda olur, ağız suyu gelir, dişlerini kıcaması olur, baş ağrısız olur, halsız Hanım, olur. Bunlar belirtileri değil mi? Evet, belirtileri. Yani bir çocukta ya da kendimizde parazit olduğunu nasıl anlayacağız? Anlayacak. O zaman biz bilerek ki kurt olan zaman insanın yaddaşı zayıf olur. Nesi? Yaddaşı. Hafızası zayıf olur. Böyle insanlarda testis, mide bulanması olur.
Bunlar da dişlerinde kariyesin tökülmesinin mümkün çocuklarda. O yüzden ki eğer çocuklarda metabolizm pozulursa, immün sistem zayıf olursa, tabii ki birçok hastalıkların olması mümkün. Ve bu alametler olarsa sancı olar, köp olar, gayrma olar, ishal olar, kabizlik olar. Bunların hepsi parazitin olmasını haber verir. Yani tuvalete çıkmada herhangi bir sıkıntı, bu ishal olabilir, kabızlık olabilir. Evet. Çocuklarda da aynı şeye bakacağız. Çocuklarda galiba bir işte kaşıntı da oluyor değil evet, mi? Evet. Yani kafalarında kaşıntı olması. İşte ağızdan su gelir mi? Alergik hastalıkların artması da bu nedenden olabilir. Çünkü toksik alergik reaksiyalar, bedende kaşınmalar, mehmerek övrelerinin olması, bu reaksiyaların hepsinin parazitin toksik tesirinden olabilir. Yani vücuttaki parazit tabii ki zehirliyor bizi. O yüzden evet, de yani o toksik bunun başka şeyleri verebilir. Olabiliyor. Kendimizde nasıl anlayacağız Melahat'ın? Evet. Bizde varsa mesela. Çünkü mesela çok çiğ yemek de yeniyor. Salatası, eti, bazı çok, moda mutfaklar bakın, var. Kurtların növleri çok. Çok. Soliterler siz dediğiniz gibi. Eğer soliterleri o zaman biz yoluxabiliriz. Çiğ etlerden, çiğ küfte, çiğ yemekler, çiğ tərəvəz, təmiz yuğulmamış meyve tərəvəzdən de biz yoluxabiliriz. Ama bundan başka biz bayağı dediniz ki hansı hastalıklar yaranabilir? Evet, bir çox hastalıklar. Mide bağırsak hastalıkları, iç hastalıkları yaranabilir. Bir sürü hastalığa yol açıyor. Anemi olabilir hastada. Çocuklarda daha çok rast gelinir. Bundan başka hastalıklarda saçın tökülmesine neden olabilir. Derinin çok quru deride sepkilerin ve kaşıdıkta onların yara olması mümkün. Ve bu yüzden sinir sistemine çok təsir eder. Küçük yaşlı uşakların ekseriyetinde asgari dozu olan uşaklarla yanaşı lambliozu olan uşaklar var. Lambliozla olan da çok daha çok alerjisi olan uşaklara, bunlarda daha çok alerjiye rast gelinir. Bazen uşakların burnu akar, tez hastalanır. Bunu valideyn hep antihistamin verer, dermen heblerden alerji verer. Alerji zannedilebilir, alerjiyle karıştırılabilir evet, bağırsak parazitleri. Çok doğru. Bu yüzden biz bu alerjileri, bunların kötü olmaması için mutlaka düzgün diagnoz, düzgün tedavi mutlak şarttır. Nasıl peki teşhisi konulacak bunu? Bu belirtileri görünce doktora gitmemiz gerekiyor. Mutlak doktoruna, herkes öz doktorunun yanında olmalı ve tahlilleri etmelidir. Ve eğer o tahlillerde düzgün parazit testleri olursa onu mutlaka muhalece etmesi lazım. Tahlilleri de zor biraz. Çocuklarda ve yetişkinlerde kilo kaybına da sebep oluyor değil mi? Zayıflama. Evet, bazen de haddinden artık iştahsız, halsız olabilir. Yemez yemeği. Ama bazı insanlarda ise daha çok şişmanlığa getirip çıkarabilir. İştahsızlığa getirip daha çok yemeye meyledir. Ama bir konunu da konuşmak isterdim ki parazitleri olan insanların ekseriyetinde hiçbir alamet olmayabilir. Olmayabilir. Hiçbir yani, belirti olmayabilir. Ama bazen insanlar gider mədəm ağrıdı diyerek, safra kisem ağrıdı, ya karaciğerim ağrıdı diyerek müalicələr alar, tedaviler alar. Ama hiçbir yine de rahat olmaz. Hey diyer ki ne kadar derman içti yedim, həbləri kabul ettim ama problem yine kaldı. O yüzden paraziti yoklanması mütləq şarttır. Benim bildiğim kadarıyla biraz kurtulması da zor değil mi? Yani evet, tedavisi kurtulması için kısa değil. Zor. Bir de biraz ağır ilaçlar var. Nasıl tedavi oluyor o kurtlar? Bakın tedavisi için ilaçlardan insanlar çok istifade eder ama hey diyerler ki kurtulamadım. Ama onların doğal tedaviyle evlerde yani o bitkiler ki o bitkisel dermanları ki istifade ederler daha doğru muhalice almış olurlar. Siz fitoterapi uzmanısınız. Evet, yani ben fitoterapiyle bunların temizlenmesi çok doğal, çok güzel olur. Tabii çünkü bazen bağırsak florasında yararlı bakteriler de var. Onları da evet. Götürmemek lazım değil mi vücudumuzda? Bakın biz həbləri attıkta bazen karaciğere çok təsiri olur. Evet. Çünkü onların toksik təsiri olduğu için karaciğere problem yaradır. Ama doğal tedaviyle aparılan müalicelerde bunlar olmaz. Yan etkileri olmaz. Doğal tedavinin üstünlüğü ondadır ki, ben fitoterapi uzmanı olarak bunu söylüyorum. Parazitlerin
tam temizlenmesinde. Hatta bizim çocuklarda görerek ki ne kadar kurt dökülür. Hatta anneler onu çeker bize gönderir. Ha. Yani bu cür biz bunları görebiliriz. Çünkü her bir çocukta bizim Azerbaycan'da bugün birçok ülkelerden bizim klinika bize doğru gelirler. Ve o malicələri daha çok severler. Hmm. Fitoterapi bugün dünyanın her yerinde daha önemli ve daha değerli olur. Hayır, yani doğal tedavinin üstünlüğü odur ki herkes o malicəni düzgün alarsa çok daha efektli neticesi olur. Peki hangi bitkiler mesela genelde parazitlerle savaşıyor? Bak, korunmak için ne tüketebiliriz? Ya çok da hani güzel, vücuda bizim parazit gelmesin diye mesela. Aha, çok güzel bir sual. Biz sarımsakı herkes tanıyar. Hı. Sarımsakla ilgili çok məlumatlar var. Çok faydalı. Bunun da çok büyük faydası var. Ve keklik otu biz deyirik. Keklik otu siz deyirsiniz. Soğulcan otu var. Hı. Bu bitkiler çok güzel effekt verer parazitlerin temizlenmesinde ve bunları düzgün yapma için fitoterapi uzmanıyla məsləhətmədən, görüşmədən etmesi de zor, ama düzgün eğer bu parazitin müalicəsini yaparsınız tamam müalicəsi olmuş olur ve bitkilerle doğal tedaviyle istenilen parazitin tenilerin temizlenmesi çok deyirdim ki kolay değil. Teniləri təmizləmək hətta ilaçlarla belə çox zor olur. Hı hı. O yüzden doğal tədaviyle bunların təmizlənməsi çox dəyərli və effektli olur. Hı hı. Və biz bitkiləri sorduz və bir çox bitkilərin adını çəkmək olur. Yəni orada bir bitkini tək istifadə etmək effekt vermez. Yani istenilen nəticə olmaz. Ama onun bir neçə bitkiyle karışığı kərənfil bilərik ki bugünləri daha çox konuşulan bir mövzudur. Biz mixək deyərik. Onun da toz şəklində edərək istifadəsi su ilə çocuklara içirtmək. Yani normalda biz onu çayda da istifadə edərik. Herkes mətbəxində onu istifadə edər. Evet, sarımsakı herkes istifadə edər. Kabak çekirdeği herkes istifadə edər. Bunları sürekli en azından ayda bir kez çocuklara vermek çok güzel olur. Ama doğal tedavinin üstünlüğü ondadır ki hiçbir organizmde hiçbir yere zarar vermez. O yüzden çocuklar için yapılan malicelerde çok efektif olur doğal tedaviyle malicelar aparılsın. Ve anneler tez çocuklarına bu malzemelerden istifade etmeli. Hmm. Bu bitkilerden istifade etmeli. Bu bizim hayat tarzımız. Her yerde herkes bugün çocuklar herkes fast food yemeklerini çok sever. Her yerden biz yoluxabiliriz. Heç kəs sığortalanmamış bundan. Herkes istenilen anda bugün parazite yoluxabilir. Doğru. Yani o yüzden tabii ki hani bir doktora gidip Melahat Hanım da doktor zaten ama fitoterapi konusunda uzman. Hani bir doktora gidip mutlaka testlerimizi yaptırıp analizleri yaptırmamız mutlaka gerekiyor. Sonrasında da nasıl doktor bir yola başvuracağız? Ama tabii ki hani bitkilerden faydalanmak özellikle çocuklarda hani daha sağlıklı bir yöntem tabii ki. Evet, o çok korunmak için neye mesela bir karanfil dediniz. Hani çayda mayda tüketirse evet, karanfil parazitten koruyor başka. Bak biz sarımsak. Onu sarımsakı dedik, keklik otunu dedik. Keklik otu siz deyirsiniz. Bizde keklik otu deyirler. Ondan başka çok bitkiler var ama o bitkilerin hepsini biz buradan biz üzerlik deyirik. Yani bunları insanlar eşiden zaman gedər, dəmləyər, içər. Bəzən onların tərkibində aşı maddələr olan düzgün istifadə etməzlərsə nə faydası olmaz. O yüzden mutlaka bu problemler oldukça doktora müracaat etmek mütlak şarttır. Kesinlikle. Peki bulaşıcı olduğunu söyledik. Her türü bulaşıcı mıdır? Yani bir kişide varsa bütün eve bulaşıyor mu? Bak tedavi olunca ya muhalice alınca eğer biz herkes ne olacak o tedaviye? Evet. Bütün aile üzvüleri herkes onu almalı ki tamam. Tabii ki anneler çocukların alt paltarlarını yumalı, ütü çekmeli,
menefeler, hovlalar, kıyafetler şey bir anlık hijyen altına alınacak, temizlenecek, evet, kaynatılacak. Bu biraz meşakkatli bir iş yani. Eğer çünkü parazit varsa mutlaka bunlar hükmen olması lazım. Ya yani ailede bir kişide bir parazit görüldüyse sadece o kişi değil bütün aile tedavi olup evde bakın, belli hijyen koşulları sağlanması gerek diyor Melahat. Lamblioz olan hastalarda diğer lamble olan her bir keste safra kisesinin problemi yaşar. Safra kisesinde o seliğin miqdarı artar. Safra kisesinin işlemesine mani olur. O yüzden safra kisesinde o problem yarandığı için karaciğerde de zorlanma olur, problem olur. Bu yüzden ne etmek lazım? Böyle insanlarda ne olacak? Kabizlik olacak. Tez onlarda ishal olacak. O yüzden alerji olacak. Dikkat bu cün ister büyüklerde ister küçük yaşlı uşaklarda bunun için lamblia kurt değil, iftidailere ait. O bir hücreli olduğu için yani hepsine kurt diyorlar ama çok çok bugün insanlarda çok rast gelinen sonu konu esas lamblia, ascaridoz, kıl kurt, teniler çok çok rast gelinir. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Melahat Hanım çok teşekkür ediyoruz. Saçtan bahsedeceğiz dedik ama vakit kalmadı. Bu da bayağı geniş bir konuymuş. İnşallah. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Tekrardan evet. Azerbaycan'a öpücüklerimiz, selamlarımız. Çok sağ olun. Ben de herkesi salamladım. Uğurlar. Hayat güzeldir. Devam ediyor. Kalıcı zayıflamak mümkün müdür? Bilinç ya da beynin zayıflama sürecindeki engelleri neler? Fazla kilo almanın beslenmeyle alakası yok mu? Nörobilim uzmanı Deniz Egece anlatıyor. Bilgi kişinin ilişkisini belirliyor. Yani gıdayla olan ilişkisini belirliyor. Kendi bedeniyle olan ilişkisini belirliyor. Hareketle olan, egzersizle olan ilişkisini belirliyor. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda yanımızda nörobilim uzmanı Deniz Egece var. Egece değil mi? Egece evet, değil. Doğru. Hoş geldiniz Hoş Deniz bulduk, Bey. Hocam. Şimdi biz hep sevgili seyircilerimizi daha güzelleştirmek, daha sağlıklı, daha bakımlı, daha fit yapmaya çalışıyoruz. Bugün değişik bir konu işleyeceğiz sizinle. Kalıcı evet. zayıflamak ve zayıflamak arasındaki fark. Burada kitabınız da var. Evet. Zayıflamanın biraz daha çok beyinde bittiğini düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Zaten kesinlikle beyinde bitiyor öncelikle. Kesinlikle. Yani kalıcı olması isteniliyorsa aha. beyinde bitiyor. Çok komik bir şey soracağım size. Bir kere ben küçükken bir arkadaşım demişti ki işte bir yemeği yediğinde aldığın kaloriyi bile böyle çok kendine dert ettiğinde o sana kat kat dönüyor demişti. Bunun düşünce gücüyle bir alakası olabilir mi? Şimdi şöyle beynin kendisinin bir has potansiyel enerji gücü var zaten. Hı-hı. Onu nereye yoğunlaştırırsanız orayı büyütüyor. Oraya hı-hı. enerjisini akıtıyor. Yani siz kalori hesapları yaparsanız ne yapmış oluyor? Beslenme üzerine yoğunlaştırmış oluyorsunuz. Ve vücudunuzu belki tıkıyorsunuz birçok şeye. Tıkamanın ötesinde aynı zamanda beslenme yani enerji alma miktarını zaman içerisinde de arttırıyorsunuz. Çünkü sürekli enerji alımı üzerine düşünüyorsunuz. Bu da ne yapıyor? Eğer hareketiniz düşükse bir süre sonra da kilo vücutta almıyor. Kilo almasına neden oluyor. Peki nedir kalıcı zayıflamakla zayıflamak arasındaki? Şimdi dünya genelinde tamamen normalde sadece zayıflama üzerine çalışmalar yapılıyor. Evet doğru. Benim kendi çalışmalarım daha çok kalıcı zayıflamak üzerine. Kalıcı zayıflamak bilinçaltının inanç sisteminin değişmesiyle mümkün. Yani kişi eğer yaşam tarzını, düşünce anlayışını, inanç sistemlerini veya inanmadıklarını değiştirmediği sürece bunun kalıcılığı söz konusu olmuyor. Kişi eğer herhangi bir diyet, spor veya herhangi bir dışarıdan talimatlarla yapılan bir tür kilo verme süreci yaşarsa bu esnada da bilinçaltındaki inançlarını ve inanmadıklarını değiştirmezse hiçbir şey yaramıyor. Yani zaman ve emek kaybı oluşuyor. Yani çünkü şimdi artık hani beynin gücünün, işte inanmanın gücünün ne kadar önemli olduğu birçok konuda ispatlanıyor kesinlikle, artık günle gün. Dolayısıyla bunu zayıflamak üzerinden yapmak çok güzel olmuş. Şimdi beynin iki gücü var. Birincisi potansiyel gücü var. Yani kullanmış olduğu enerji gücü var. İkincisi de bilgi gücü var. Yani bilgi kişinin ilişkisini belirliyor. Yani gıdayla olan ilişkisini belirliyor. Kendi bedeniyle olan ilişkisini belirliyor. Hareketle olan, egzersizle olan ilişkisini belirliyor. Veya hareketsizlikle olan ilişkisini. Bu ilişki durumları, kişinin inandığı bilgiler, kişinin günlük hayatındaki enerji alım ve tüketimini, dengelerini bozduğu zaman ortaya kilo sorunu çıkmış oluyor. Kısacası mantık olarak. Doğru. Peki sizin kitabınızı okuduğumuzda, sizin yönteminizle ilerlediğimizde ne olacak? Siz şişmansınız ve bir hedefiniz var ideal beden. Bu fark etmez. Yani sizin gibi bile hedef olarak seçilebilir. Her kadın seçebilir. Tabii ki. Yani her kadın siz yaşlarda sizin bedeninizi hedef olarak ben seçebilir. Ben ne kadar uğraşıyorum biliyor musunuz? İnanın ben de çok uğraşıyorum. Yani 150 kilo bile olsa
sizin beden formatınızı kendisinde süreç hedef içerisinde koyabilir ve gerçekleştirebilir. Hı-hı. Çünkü beynimiz bir gözlemcidir. Hı-hı. Biz neyi nasıl gözlemlersek o şekilde etki üretiyoruz. Yani buradaki zayıflama süreci dediğimiz ve arkasından adaptasyon süreci. Hı-hı. Yani sadece zayıflama yeterli değil. Zayıflamak için kilo vermeniz, yani enerji yakmanız lazım. Daha fazla enerji tüketmeniz, hı-hı, gerekir. Bu esnada değişim sürecinde aynı zamanda bilinçaltınızı nasıl değiştireceğinizi öğretiyor. Yani bir yönden yağ yakıyorsunuz, bir yönden fikirlerinizi ve inançlarınızı değiştiriyorsunuz. Ona adapte oluyor. Öncelikle yağ yakmayı sadece hareketle, hı-hı, sağlayabilirsiniz. Hı-hı. Yani ister bunu egzersizle yapabilirsiniz, ister sporla yapabilirsiniz, isterseniz günlük hayatınızdaki hareket miktarını, hı-hı, çeşitlendirerek, hı-hı, yapabilirsiniz. Hareketin tekrarı, hı-hı, miktarı ve şiddeti, hı-hı, sizin yağ yakımınızı belirliyor. Peki yani, düşüncemizde neyi değiştireceğiz? İnançlarımızı. İnançlarımızı yani, da yakacağız diyoruz. Şimdi en önemli konu şu aslında. Birçok şişman şuna inanıyor. Diyet kilo verdirir. Hı. Beslenme kilo aldırır. Beslenme kilo verdirir. Gibi, hı, fikirlere inanıyorlar. Bu kalıcılığı sağlayamıyor. Çünkü, hı, neden? Çünkü kişi kilo verdikten sonra çünkü beden sabit değil. Hı. Hiçbir şekilde bunun bir garantisi yok. Yani hiç kimse size şunu söyleyemez. Yani %100 kalıcı olarak zayıflayabilirsiniz ve hiçbir zaman da bir daha kilo almazsınız. Bu mümkün değil. Bu sadece inancınızı değiştirirseniz mümkün. Hı hı. Çünkü beden sabit olmayan bir biyoloji. An be an değişiyor. Saniyede milyonlarca hücre ölüyor, yeni hücreler doğuyor. Fakat sizin öncelikle vücudunuzdaki yağı yakabilmeniz için kilonun almasını ve vermesini beslenme değil, kilonun alımını hareketsizlik ve kilo vermenin tek çözümünün de hareket olduğunu bilinçaltınıza ikna etmeniz gerekir. Hı hı. Siz eğer hareketsiz kaldığınızda kilo aldığınıza inanmaya başladığınız gün diyetlerle, beslenmeyle odaklanmayıp enerji alımına odaklanmamış, bunun yerine de harekete odaklanmış Peki oluyorsunuz. İddialı bir şey var burada. Diyet ve spor zayıflama, evet, metodu değildir. Evet. Üstelik kilo alımını arttırır. Evet, kesinlikle. Nasıl olacak? Şöyle, yani şimdi diyet yaptığınız sürece, hı hı, ne yapıyorsunuz? Beslenme veya enerji alımınızı azaltıyorsunuz. Hı hı. Sizin günlük hayatınızdaki hareket miktarı da artmış oluyor. Hı hı. Aslında arttırmıyorsunuz ama almış olduğunuzdan daha fazla çıkıyor. Burada kiloyu, hı-hı, verdiren diyet değil. Hı-hı. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Burada kiloyu verdiren kişinin günlük hayatındaki hareket miktarının, hı-hı, artmış olmasından kaynaklanıyor. Şimdi kişi diyeti, kişiye özel bir diyet bu. Yani şahsa, hı-hı, ait. Tabii. Bütün aile yiyor. Bütün, hı-hı, çevresi yiyor. Arkadaşları normal hayat yaşıyor. Kendisi de zaten inançlarını değiştirmedi. Kısa süreliğine bunu bir zayıflamak için kullanıyor. Hı-hı. Aynı şekilde spor için de geçerli bu. Kişi eğer inancını değiştirmediyse, diyet bittikten sonra, hedefine ulaştıktan sonra ne yapıyor? Eski dönüyor, inançlarını tabii, tekrar davranış şekli olarak uyguluyor. O tabii, zaman ne oluyor? Tekrardan kilo almış oluyor. Ama zayıflama metodu değil demek ne kadar doğru? Doğru mudur mesela sizce? Kalıcı zayıflama metodu değil. Ha, okey, evet, tamam. Kalıcı yani, bir zayıflama metodu değil. Tabii yaparsınız, bir daha geri gelir. Evet, kalıcı, aynen doğru. Artı diyette yine yasaklar konulduğu için kişi, hı-hı, yasakları, yani bilinçaltı yasaklar hakkında hep cevap arıyor. Hı-hı. Açık kalıyor, yani soru işareti kalıyor. Yani beynimiz sürekli çalışmasının, yani sürekli bir bilgiyi aramasının sebebi soru işareti olan bilgileri arar. Peki fazla kilo alımının beslenmeyle bir alakası yok demişsiniz. Bu tam olarak nedir? Hareketsizlikle, hı-hı, alakalı. Hı-hı. Zaten bütün dünya bunu algılayabilse veya bütün zayıflatma şimdi yöntemlerinde kişinin hareketsiz olduğunu, ben bütün gün istediğim her şeyi yiyip sabaha kadar koşamayacağıma göre eninde sonunda kilo alacağım. İşte koşmamız gerekmiyor. Günlük hayatımızda her yer spor salonu zaten. Her yer egzersiz alanı. Yani olay, evet, tembellik veya üşengeçlik, bahanecilik ve yatmakla alakalı. İyi, tabii ki o benim de. Ben her gün sabah spora gidiyorum. Tabii ki ben de herkese bunu aşılamaya çalışıyorum ama beslenmeyle alakası yok deyince yanlış bir mesaj verilmiş olmaz mı? Yok, şöyle anlatayım. Şimdi birçok insan var dünyada ve, hı-hı, zayıf. İdeal bedende yaşıyorlar. Hı-hı. Ne spor yapıyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Evet. Bunlar günlük almış olduklarıyla tüketmiş oldukları dengeli. Hı hı. Ve bunu uzun süre yapıyorlar. Metabolizmaları da şanslı tabii biraz. Metabolizmalar sizde, yani mesela spor yaparak veya kendi bedeninize, hı hı, olumlu baktığınızda metabolizma yapınızı tabii güçlendirebiliyorsunuz. Tabii ki. Hızını da arttırabiliyorsunuz. Tabii ki. Yani bu yine sizin bilginizle alakalı. Sizin, hı hı, metabolizmanızın gücü, kuvveti. Yani şunu söylemek istemiyorum. Bu bir kaderdir. Bu, hı hı, bir kısmettir. Değil, benim genetik yapım bu. Metabolizmam, yok, çalışmıyor. Bitti. Değil, yani metabolizm çalışmıyorsa gerekiyor da bunun çaresine baktırmak, evet, gerekiyor. Yine tedavisine olmak gerekiyor. Kesinlikle. Aynen, o açıdan altını çizerek, hı-hı, söylemiş oldum. Soruyu ben biraz... Hayır, ben dedim ki şimdi beslenmeyle bir alakası, evet, yok fazla kilo alımın demişsiniz. Hareketsizlikle, evet, alakası var da. Şimdi 10 bin kalori aldığımızı düşünelim. Hı-hı. 11 bin kalori yakıyorsak, hı-hı, ama nasıl yapacağız 11 bin kalori? Hayır, hayır.
Demek ki burada... Metabolizmanın için mümkün değil bu. Şunu anlatıyorum. Yani beslenmeyle değil de hareket ve hareketsizlikle alakası var. Ama eğer biz... sonunda beslenmemiz de aşağı çekmek zorunda değil miyiz sizce? İşte eğer 13 bin kalori besin alıp 14 bin yakıyorsanız... 14 bin yakamayız ama. Örnek veriyorum. Sabahtan akşama kadar maraton koşuyoruz. Küçük bir örnek veriyorum ki konu anlaşılsın diye. Anladım. Yani normalde tabii ki bu belki sporcuların, ekstrem sporcular için geçerli bir durumdur. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Ama yani burada hareket kiloyu verdiren kısım. Hı-hı. Aldıran kısım da hareketsizlik. Hı-hı. Beslenme değil. Beslenmeye çok fazla kafa yorduğumuz Hı-hı. zaman beynimizde beslenme Doğru. odaklı yaşamaya başlıyoruz. Hı-hı. Ve sürekli tıkanıyoruz. Yani bu anlamda. Obsesif yemek takıntısı durumuna getiriyor. Hı-hı. Kilo ile yemeği birleştiriyoruz. Kilo yerken acı çekiyoruz. Doğru. Kilo yapacağını düşünüyoruz. Yemeden önce çok mutlu başlıyoruz. Yerken mutlu oluyoruz. Bıraktıktan sonra hemen mutsuzluğa doğru, dönüştürüyoruz. Doğru. Ve bu gibi duygular ve bu tarz yemekle ilişkilendirilmiş kilo eşittir yemek, beslenme Aynen. dendiğinde problem çözülmüyor. Ben Peki onu kastediyorum. Kitabı aldığımızda neyi değiştireceğiz kafamızda? Bir defa bu süreci anlatıyor size. Hı-hı. Yani şişmansınız ve hedef koydunuz. Hı-hı. O sürece gidesiye kadar ki yapmanız Hı-hı. gereken... Engeller, problemler, korkular, Hı-hı. hedefin tasarlanması, bilinçaltına... Korkular çok etkiliyor değil mi? Durduruyor bizi. Tabii nelerden yani, korkuyoruz mesela? Kilolu daha, insanlar nelerden korkuyor? Bir daha eskisi gibi yemek yemeyeceğinden korkuyorlar Hı-hı. en çok. İkincisi kıskançlık, yani eş kıskançlığı. Yani Hı-hı. bayan eskiden güzelmiş, kilo almış, tacize uğramış olabilir Hı-hı. geçmişte. Veya evlendikten sonra eşi rahatsız olmuş Hı-hı. güzelliğinden dolayı. Kişi bunu bilinçaltında fark etmeden hmm. şişmanlatıyor. Hmm. Eğer zayıflarsam tekrar aynı sorunları yaşayacağım. Eşimle hmm. sürekli tekrar kavga ortaya çıkacak. O kadar dipten böyle şeyler tabii. yaşanabiliyor. Zaten bu kilo bütün dünyada çok basit anlatılıyor. Deniliyor evet. ki az ye çok hareket et. Hmm. Bunu zaten herkes biliyor yani. Biliyor ama neden yapamıyor? Hmm. Sebebi bilinçaltı başka inanç sistemlerini aktif tutarak kişinin bu davranışını yani uygulayamamasına neden oluyor. Hı hı. Şimdi bu kitapta şu var. Değişim sürecini anlattıktan sonra kişi diyelim ki 150 kiloluk bir kişi hı hı. ve doğduğundan beri kilolu olduğunu kabul edelim. Hı hı. Bu kişi normal ideal bedende yaşamayı tanımıyor zaten. Yani hı hı. beyni bunu bilmiyor. Doğru. Veya uzun bir süre 20 sene 10 sene 15 sene ona kilo alışması olur. Gerekecek evet, değil işte, mi? Evet işte adaptasyon süreci. Hı hı. Adaptasyon süreci aşılmazsa hı hı. Kalıcılığı sağlayamıyorsunuz. Hı hı. Bu kitap şunu da öğretiyor. Mental egzersiz öğretiyor. Hı hı. Yani siz bilinçaltınızdaki antrenmanlarınızı nasıl yapacağınızı, korkularınızı nasıl yeneceğinizi bu süreçteki motivasyon çok önemli. Peki yani, yemek yeme içgüdüsüyle savaşmayı da anlatıyor mu? Evet duygusal açlığı hı. nasıl tedavi edeceğini değiştireceğini. Duygusal açlık ciddi bir problem değil mi? Hepimiz kesinlikle, de oluyor ama kesinlikle. Yani. Şimdi bizim bedenimiz 3 yapıdan meydana gelir. Hı. Enerji, bilgi ve maddeden. Hı hı. Gıdalar maddeyi besliyor. Hı hı. Enerjiler duyguyu besliyor. Bilgiler de bilgiyi besliyor. Hı hı. Şimdi 3 alanda birisini besleyemezseniz bu sefer maddeci besleyici oluyorsunuz. Yani duygularınızı beslemiyorsanız, bilgilerinizi beslemiyorsanız Doğru. bunlar aç kalıyorsa siz daha çok madde tüketiyorsunuz. Benim spor hocalarım hep diyorum ki mesela canım benim sürekli şu an diyorum mesela karbonhidrat istiyor diyorum. Hemen mesela bana soruyor işte şöyle bir mutsuzluğun mu var? Buna canın mı sıkıldı? Uykun mu azal? Yani hep psikolojik bir nedeni var aslında. Kesinlikle. Artık. Yani bizim şunu kabul etmemiz gerekiyor. Günlük hayatımızın %96-98 oranında bilinçaltımız bizi yönetiyor. Hı-hı. Yani nasıl yönetiyor? Öğrettiğimiz şekilde Hı-hı. yönetiyor. Ya annemiz babamız 12 yaşımıza kadar öğretti Hı-hı. ne olduğumuzu. Ya da biz sonradan öğrenerek, Öyle yaşanarak, yani. Deneyimleyerek, modelleyerek bilinçaltımızı bir takım kendi kimlik, kişilik, karakter veya ilişki durumlarımızı yani nesne, cisim, objelerle olan ilişkimizi Hı-hı. var ettik. O bizi yönetiyor. Doğru. Eğer onu terbiye etmezsek, onu kontrol etmezsek, onu yenilemezsek, onu değiştirmezsek bu kalıcılığı sağlayamazsınız. Sağlayamayız. Peki kilo vermek hakkındaki korkularımızı belirlemeliyiz demişsiniz. Biraz evet. önceki şeyler mi mesela bilinçaltı? Evet bunun gibi. Yani bu kitapta zaten önce Başka şunu söylüyor. Başka örneğiniz var mı mesela merak ediyorum hakikaten. Benimki taciz örneği çok önemli bir Tabii örnek. Tabii ki şimdi Hiç bakın hedefi gelmez. Herkes belirleyebilir. Hı-hı. Yani hedef zaten belirlenmeli. Yani diyelim ki sizi model olarak seçtiler. Hı-hı. Bu bir hedeftir. Hı-hı. Bu belirlenmeli ama size ulaşamıyorlar. Neden? Çünkü korkuları var. Hmm. Hangi korkuları dediğinizde kitapta yani yaklaşık 50-60 tane korku çeşidi yazdım. Yani bu korkular kişiden kişiye çok değişebiliyor. Hmm. Ama çoğunlukla güç kaybetmek, hmm. yani güçsüzleşmek, mutsuzlaşmak, evet, hastalanmak, hmm. efendime söyleyeyim sık sık hastalanmak, efendime söyleyeyim zayıf düşmek, yani bir daha enerjik hmm. alamamak, güzellik ortaya çıkınca işte demin söylediğim gibi kıskançlık durumları veya hmm. taciz durumlarının tekrar ortaya çıkma hali. Ya da kişi deneyimleyemediği için, tanımadığı için beyni buna diyor ki biz diyor bilmediğimiz bir şeyi niçin yapacağız gibi. Ya da yıllarca kilo almanın
olumlu olduğunu anlatan insanlar var. Yani ben böyle çok mutluyum. İşte atıyorum eşim beni böyle çok seviyor. Doğru. İşte zenginliktir falan gibi. Doğru. Bu tarz olumlu birçok hani şişmanlığı öven fikirlerin elinden alınacağı korkuları da ortaya çıkabiliyor gibi. Halbuki hiç tabii alakası yok. Önce bunları keşfedip sonra bunların üzerine gideceğiz yani, değil mi? Tabii yani bu bir proses aslında. Hı-hı. Bir süreç. O kitapta onu anlatıyor. Evet, bu kitapta bunu anlatıyor. Yani bu süreç zaten en önemli konu buradaki bir süreç. Peki, bakın böyle kilo vermek 3 gün olsa. Gözünüze gördüğünüz örnekler var mı? Ne münasebet. Olmaz olur mu, değil mi? Yani benim kitabım 8 dilde çevrildi. Hı-hı. İlk kitabım. Yaklaşık 50 ülkede satılıyor. Yani birçok örnek var. Yani. Birçok örnek var, örnek değil mi? Yani. İnanılmaz hikayeler geliyordur. 10 binlerin üzerinde örnekler var. 10 binlerin yani üzerinde. Ben yaklaşık 20 seneden beri kiloya kafaya taktım. Hı-hı. Neden kiloya kafaya taktım? Siz kilolu muydunuz? Ben kiloluydum kendim. Kiloluydunuz. Kendim de kiloluydum. Şu an gayet fitsiniz maşallah. Teşekkür ederim. Neden kiloya taktım? Ben nörobilim alanında çözülebileceğine inanıyorum kilonun. Doğru. Yani onun haricinde çözüleceği, yani kalıcı olarak çözülmek konusundan bahsediyorum. Dediğiniz şey çok doğru çünkü her şey o alanda çözülüyor aslında. Kesinlikle. Önce inanmamız gerekiyor. Kesinlikle, çünkü bizim bir bilgiye sahibiz. Hepimiz farklı bilgilere sahibiz. Yani öyle bir dünya genelinde yeme alışkanlıkları var ki çok farklı. Çok. Yemek yemeyen insanlar bile var. Yani doğru. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir yelpazenin içerisindeyiz. Şimdi kişiler gıdalarla olan bir ilişkisi var. Evet, sürekli bunu kafaya taktık değil mi? Sürekli yedik kilo aldık yemedik. Bir böyle evet, bir bu zaten kafayı bozuldu yani bu konuyla. Özge Hanım, çözülmesi gereken ilk sorun bu zaten. Doğru. Beslenmek bizim doğal hakkımız. Ömrümüzün sonuna kadar yiyeceğiz. Bunu beslenmeyi büyütürsek yenemeyiz onu. Her yani şey büyüttüğümüz zaman bir korku duvarı önümüze çıkıyor. Doğru. Ve bizden daha güçlü oluyor. Bizden daha güçlü olunca biz zayıf düşüyoruz. Yani insan olarak, başarı olarak zayıflıyoruz kendimizde. Kocaman bir beslenme. Beslenmeyi basitleştireceğiz ve primitif hale dönüştüreceğiz. Kendimizi büyüteceğiz. Yani bu kitapta zaten senin bedeninin öncelik sırası olduğunu, ilk sırası, ilk yani senin ilk değer vermen, önemsemen ve onu değiştirmen gereken ilk işin, görevin beden olduğunu bilinçaltına öğretmeye çalışıyor. Yani sen kendini küçük görür, beslenmeyi büyütürsen o zaman zaten bu problemin içinden çıkamazsınız. O zaman önce inanmak, gayet de güzel anlattınız bize. Ekran başında başaramayanlar çok varsa şu an bence gaza geldi. İnanmak dediniz ya, çok iyi söylediniz. Hı-hı. Çünkü bilinçaltımız inançla çalışıyor ve bizi bilinçaltı yönetiyor. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz Deniz Bey. Çok sağ keyifli ol, çok bir sohbet ederim. Oldu. Hayat Güzeldir devam ediyor. Lazer epilasyon hangi aylarda yapılabilir? Ten rengi lazerde önemli midir? Lazer cilt bakımıyla gençleştirme nasıl yapılır? Uzman estetisyen Gamze Taş'tan anlatıyor. 3 bazal tabakadan oluşuyor deri ve tüyler de 4 bazal tabakadan oluşuyor. Onlar daha kalın oluyor ilk başlarda. Onları ilk önce tüycük haline getirip daha sonra yok etmek istiyoruz. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda son konuğumuz uzman estetisyen Gamze Taş'tan. Gamze Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle lazer epilasyonu konuşacağız. Evet. Şimdi çok yaygın bir uygulama ama evet, bir uzmandan dinlemek gerekiyor aslında. Lazer epilasyon hangi aylarda yapılır? Doğru bir zamanı var mıdır bunun? Tabii ki. Lazer epilasyon daha önceden 10 sene önce bu soruyu bana sorsanız yaz aylarında yapılmaz derdim. Ama ileri teknolojiyle, yeni cihazlarla artık 12 ay yapılabiliyor. 12 yaz ay. Ayları da dahil. Çünkü renk kartelalı cihazlar çıktı yeni teknolojide. Hı hı. Beyaz tenden bronz tene kadar yaklaşık 6 renk kartelalı cihazlarla 12 ay yapabiliyoruz. 12 ay yapılabiliyor. Ama yazın tatil öncesi, 2 hafta öncesi ve tatilden dönüşte 2 hafta sonrası yapılması daha uygun oluyor. Çünkü bronz bir tene daha düşük dozda atışlar yapabiliyoruz. O yüzden tatil dönüşü ve öncesi yaklaşık iki hafta mesafe bırakmamız gerekiyor. Öncesinde de yaptırdıktan 2 hafta sonra tatile gitmek gerekiyor. Güneş görmek biraz sakıncalı kesinlikle olabiliyor değil mi? Kesinlikle. Güneş aslında lazerden dolayı değil ama ultraviyolo ışınlarından dolayı güneş lekesi yapıyor. Lazer lekesi diye algılamıyoruz onu. Yani yazın lazer epilasyonumuzu yaptırabiliriz ama tabii tatile ki çıkacaksak çok iki rahatlıkla hafta yaptırabiliriz. Tatil öncesi 2 hafta çok uygundur. Peki böyle halk arasında hepimizin konuştuğu zaman zaman böyle kulağımıza çalınan işte lazer epilasyon kanser yapıyor, işte ışın veriyor, onu veriyor, bunu veriyor gibi şeyler var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Maalesef bu yaygın bize gelen müşterilerimiz de aynı soruyu soruyor. Lazer epilasyon kesinlikle kanser yapmaz. Çünkü güneş ışınlarından aldığınız ultraviyolo ışınlarından daha masum diyebilirim. Daha düşük dozda. Daha düşük dozda veriliyor. Sadece kıl kökünü görüyor lazer ışığı. Kıl kökünü gördüğü için deriye bir zararı olmuyor.
Sadece gözü korumak gerekiyor lezer yaptığımız esnada ve vücudumuzdaki benleri kapatmamız gerekiyor. Hı hı. Benleri kapattığımız sürece kesinlikle bir zararı yok. Benlerin üzerine gelmemesi gerekiyor. Benlerin üzerine gelmemesi gerekiyor. Onları beyaz kalemle boyayarak kapatıyoruz. Kenarlarından lezer atışları yapıyoruz. Hı hı. Benlerin üzerine gelmemeye çalışıyoruz. Peki lazer epilasyon yaptırmaması gereken insanlar var mı? Yani mesela şu kişilere biz önermiyoruz yaptırmasını diyor musunuz? Yaşı küçük, ergenliğe ulaşmamış çocuklar. Gelişimini tamamlamamış, hormonları yeteri düzeye ulaşmamış çocuklar. Kanser hastaları, hamileler. Onlara yapmıyoruz. Onlara yapılmıyor. Evet. Onun dışındaki herkese yapılabiliyor. Tabii ki. Peki ten renginin bir önemi var mı? Mesela kesinlikle. Beyaz tenliler için daha zor bir süreç galiba değil mi bu? Kesinlikle öyle. Beyaz tenliler için eğer tüyleri de sarıysa biraz daha zor. Aslında beyaz tenli değil de tüyleri sarı olanlar için okumuyor çünkü değil mi galiba? Bazı cihazlar okumuyor, bazı cihazlar okuyor. Mesela IPL cihazlarda modern ağda dediğimiz yöntemli cihazlar, onlar okumuyor. Şu anda diyot lazer ince sarı tüyleri rahatlıkla okuyabiliyor. Daha öncesinde Alexandra görmüş bir tende 4-5 seansta diyot görürse kesinlikle okur. Ama bir yüzde veremiyoruz. %100 garanti de veremiyoruz. Verilmiyor. Tabii ki. Kesinlikle. Yani tüyler biraz sarıysa biraz daha zor. Belki daha uzun bir süre olur ya da kesinlikle, en azından. Kesinlikle uzun bir süre olur. Yine bunda cihaz çok önemli. Atış sayısı düşükse ya da derin orta tabakasına kadar gelmiyorsa gücü çok zor. Peki diyot lazer nedir tam olarak? Diyot yeni bir teknoloji. Evet, diyot yeni bir teknoloji, son teknoloji. Diyot lazerde mutlaka renk kartilaları mevcut oluyor. Yüksek frekanslı bir cihaz diyot lazer. Esmer tenlerde de çok başarılı. Bronz tenlerde çok başarılı. Bronz ten buna kesinlikle yapılabiliyor. Beyaz ten dediğim gibi biraz önce de dedik sarı tüyler. Hatta kızıl tüylere kadar görme şansı var. Evet. Peki her bölgeye lazer yapılabilir mi? Her bölgeye lazer yapılabilir. Mesela yüz bölgesine bitirmiyor diye bir söylenti şimdi oluyor. Şimdi onu soracaktım. Yüz bölgesi çok sıkıntılı diyorlar. Yüz bölgesi sıkıntı diyorlar. Dediğim gibi eski cihazlarla çok zordu bitirmek. Yine %100 sonuç veremiyoruz ama diyot lazerle %80-90 yine demeyeceğim. Kişiden kişiye çünkü değişiyor. Ama yüz bölgesinde diyot lazer kesinlikle çok faydalı. Yine faydası var. Yani hiç yoktan iyidirden daha kesinlikle, üst bir seviyede kesinlikle, herhalde değil mi? Kesinlikle. Ya çünkü yüz bölgesini ben hatırlıyorum böyle hani en eski tip böyle tek tek kıl köklerine giren. Çok eski bir yöntemdi. Evet o daha iğneli bir yöntemdi. İğneli yöntem aynen. İğneli epilasyon daha gözenekleri çok fazla açıyordu. İğne kalınlığında boyutunda gözenekleriniz doluyordu. Hem tehlikeli bir yöntemdi. Artık onlar çok eskide kaldı. Şu anda yüz bölgesine dediğim gibi diyot lazerler daha uygun oluyor. Yani aslında lazer yaptırmadan önce şunu fark etmemiz gerekiyor. Kılımızın daha koyu renk ve herhalde daha sert olması gerekiyor değil mi? Yumuşak böyle ayva tüylerinde falan biraz daha zorlanıyor. Evet. 3 bazal tabakadan oluşuyor deri ve tüyler de 4 bazal tabakadan oluşuyor. Zaten çoğumuzun tüyü katojen dediğimiz tüyler. Onlar daha kalın oluyor ilk başlarda. Hmm. Onları ilk önce tüycük haline getirip daha sonra yok etmek istiyoruz. Kıl köklerinde onları besleyen damarları yakarak, katalize ederek onları birbirinden ayırıyoruz. Ama uyuyan tüylerimiz de oluyor. Onlar bir süre sonra tekrar çıkıyor. Çıkabiliyor. Biz danışanlarımıza her zaman diyoruz ki senede bir defa lazer atışı görün. Aynen. Yani %100 bitirmez lazer. Ama senede bir kere... Bir toparlatmak yani o aslında. Kesinlikle. Tatil öncesi, tatil sonrası ne zaman isterlerse bir seans görüp bir senelerini rahatça geçirebilirler. Peki bir lazer işte epilasyon sürecine gireceksek ortalama seans sayısı ve süreleri nedir? Yani kaç haftada bir geliyoruz, ne kadar görüyoruz, kaç saat sürüyor, kaç kere geliriz? Yaklaşık tüm vücut 2 saat sürüyor. 2 saat. Tarama güzel olması gerekiyor uzman ellerde. Merdiven, uzman çok önemli. Tabii ki merdiven altı o kadar çok yer var ki maalesef. Eminim. Doktor kontrolünde uzman bir estetisyenle. Yapılan işlemlerde zaten sonuç görürsünüz. 2 saat gerçekten taramak gerekiyor. Milim milim taramak gerekiyor. O çok önemli lazerde.
Yaklaşık 4-6, daha önce lazer görmüşse bir vücut, 4-6 seans yeterli geliyor. Hı hı. Ama hiç görmemişse 8 ila 15 seans. Yaklaşık 2 seneye yayılıyor. Ben tabii ki yayılıyor. Seanslar arasında ne kadarlık bir süre farkı var? Mesela ilk seansa başlayan bir danışanımıza 25 gün diyoruz. Hı. Kıl köklerini görmemiz gerekiyor. Daha sonra 35 gün, sonra 1,5 ayda bir. Geliyor. İki seneyi tamamlıyoruz. Ortalamada iki sene içerisinde tabii ki kişiye göre kişiye göre değişiyor. Kişiye göre değişiyor. Evet, iki seneden önce bir tane de oluyordur illaki. Kesinlikle bir sene oluyor. Eğer kılları çok kalın değilse, tüycük durumuna geldiyse daha çabuk bitiyor. Daha çabuk bitiyor. Peki lazerli cilt bakımı, cilt gençleştirme nedir? Şu anda çok popüler. Cerrahi bir işlem yapılmadan cildi gençleştirmek artık ya, çok ameliyatsız mümkün. Ameliyatsız yüz gerdirme falan diye geçiyor değil mi? Aklınıza gelebilecek her şeye iyi geliyor diyebilirim. Skar izleri, akne izleri, hamilelikte kalan lekeler, güneş lekeleri, çene kontürü mesela sarkmış olabiliyor insanların. Hı. Onları toparlıyor. Daha fresh, daha bakımlı. Hatta fondöten bile kullanmadan... Yani cilt gençleşiyor. Özellikle ameliyattan, iğneden tabii, falan kesinlikle. Korkuluyorsa iyi bir alternatif. Cilt altı dokusu epidermise dikey inerken dermise geldiği zaman yatay dikeyle, yatay bir atışla içeride dağılıyor. Ve oradaki harabiyet veriyoruz aslında cilt altı dokusuna, bağ dokusuna. Oradaki canlı bağ dokuları diğer dokuları yenileyerek 3 ay gibi bir kısa sürede dokularınız yenilenmiş oluyor. Aslında cildin kendi kendine çalışmasını arttırıyorsunuz. Kesinlikle siz, cildi bir nevi düzenini bozuyoruz, cilt alt düzenini bozuyoruz. Kullandığınız kremlerin etkisi yıllarınızı alabiliyor. Ama şu anda cilt bakımı gençleştiren lazerler gerçekten hayat kurtarıyor. Hayat kurtarıyor. Peki böyle bir şey yapmanın bir yaş sınırı, işte belli özellikleri, tabii gereklilikleri ki nelerdir? Yaş sınırı 25 yaş, 40 yaş arası uygun oluyor. Bana kalırsa 40 yaşından sonra lazerle cilt gençleştirmeye varım diyorum. Ama erken çünkü bir yaşlanma ya da sıkıntı, kırışıklık olabilir varsa tabii, genetik, varsa genetik faktör tabii ki olabiliyor ama 40 üstü 40 yaşa kadar kolajenler daha aktif oluyor. Tabii. 40 yaştan sonra yaşlanma başladığı için hastalarımız 40 yaşında da başlayabiliyor. Yani aslında ama 40 ideal bir yaş. 25 ile 40 yaş arası. Tabii. Belli bir yaşa kadar da bu biraz yaşlanmayı geciktiriyor değil mi? Sonrasında illaki başka müdahaleler olabilir. Tabii ki. Yani çok minimal şeyler isteyen, yani botoks tarzı bir şey istemeyen danışanlarımız lazer yöntemli cilt gençleştirmeyi kullanabilir. Yani tavsiye zamanını ediyoruz. Yavaşlatıyor aslında. Kesinlikle zamanı yavaşlatıyor. Peki şimdi tekrar lazer epilasyona dönersek. Genelde böyle hani bu da çok konuşulan bir şeydir. Koltuk altında çok ciddi bir terleme problemi oluyor. Oradaki kıl köklerinden kurtulunca diye. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Terleme olmuyor aslında. Melanin pigmenti koltuk altı bezlerinde yok. Hı hı. Melanin pigmenti olmadığı için oradaki terlemeye hiçbir engeli yok. Ama gerçekten bunu biz de çok duyuyoruz. Koltuk altlarım çok terliyor lazerden sonra. Farklı bir şey oluşmuş olabilir. Lazerin koltuk altı bezlerine de hiçbir zararı yok. Çünkü kanser yapar mı diye onu da çok duyuyoruz. Koltuk altı bezlerini görmediği için terleme yapmaz. Kesinlikle yapmaz. Terleme yapmaz ama belki hani oradaki tüy miktarı azaldığı için kişi daha çok terliyormuş gibi hissediyor kesinlikle olabilir mi? Kesinlikle öyle olabilir. Orası tüysüz kalınca. Evet, orası tüysüz kalınca. Ki benim duyduğum bir süre sonra olur. O da komple yok oluyor. Kesinlikle yok oluyor, hiç kalmıyor. O lazer süresi boyunca oluyor. O gelişme zaten. Kıl köklerini kaybettiği sürece gelişiyor. Peki gelelim ağrı ve acı kısmına. Evet. Eskiden acılı bir işlemdi bu. Kesinlikle. Şimdi ne durumda? Yine dediğimiz gibi eski cihazlar gerçekten çok acılıydı. Bir lastik çarpması gibi bir acı hissediyordu insanlar. Şu anda masaj etkili cihazlar var. Ben bunu dediğim zaman herkes inanmıyor. Ama gerçekten bir masaj yaptırmış kadar rahatlıyorsunuz lazerle. Gerçekten. Ağrısız acısız lazer yapılıyor artık. Yapılabiliyor. Kesinlikle mümkün. Bir de canınız ne kadar tatlı ona bağlı herhalde. O da kesinlikle çok önemli. Peki lazer epilasyondan sonra ya da işte bir iki seans yaptırdık sonra sıkıştık gittik ağda yaptırdık ya da yaptık. Maalesef yapanlar ne var. Ne yapmak gerekiyor o durumda? Yaptırmamak gerekiyor. Cımbız, tirada mutlaka bunların kullanılmaması gerekiyor. Epilatör. Tüyler çıktıkça insanların da lazer seansı uzadıkça onları almak istiyorlar ama çok yanlışa
malum ne yapmak diyorlar. Gerek peki durumu kurtarmak için? Jiletlemek gerekiyor. Jiletlemek gerekiyor. Jiletlemek en doğru seçim oluyor. Çünkü öbür türlü ne yapıyoruz? Kıl kökünü mü yumuşatıyoruz? Kıl kökünü çektikleri zaman biz lazer zamanı geldiği zaman kök görmek istiyoruz. Göremiyoruz. Hiçbir sonuç alamıyorlar. Hı hı. Jiletlesinler. Jiletledikleri zaman tüyler çok yoğun çıkar kalıyor. Diye bir korku oluyor insanlarda. Evet. Ama hiç korkmasınlar. Lazer süresince kesinlikle jiletlesinler. Evet, yani çünkü lazer süresince zaten o kökü görmeye çalışıyorsunuz. Evet, biz kök olmazsa boşuna atış aynen, yapmış oluyoruz. Aynen, yukarıdaki tüyü götürdükten sonra biraz kesinlikle. Çıksa da lazer onu zaten zayıflatmış oluyor. Kesinlikle lazer zayıflatıyor. Belli bir süre sonra zaten çıkmamaya başlıyor. Jiletlemeye bile gerek kalmıyor seanslara geleceği zaman. Kesinlikle. Peki erkeklerde durum nasıl? Onlar da çok duyuyorum yaptırıyorlar evet, ama. Evet, erkeklerde daha de. Daha mı onlarda zor tabii daha popüler, kıl tüyü tabii, çok olduğu için. Sporla ilgilenen erkekler özellikle. Yaptırmak istiyor. Çene üzeri daha çok istiyorlar. Sırt. Hı hı. Daha popüler erkeklerde. Sırt da herhalde değil mi? Evet. Dönüşte falan da yaptıran. Tabii ki. Tabii peki onlarda süreler aynı mı? Onların cihazlarda zaten programları farklı oluyor. Farklı. Daha uzun sürüyor. Hı. Lazer. Erkeklerin daha uzun sürüyor. 3 seneyi falan buluyor mu? Kesinlikle bulduğu oluyor. Peki hiçbir acı, sızı, hiçbir şey hissedilmiyor artık dediniz. Kesinlikle hissedilmiyor. Dediğiniz gibi biraz önce de bazı danışanlarımızın canı çok tatlı oluyor maalesef. O zaman biraz acı hissediyoruz diyorlar. Acı ama o da kulaktan dolma artık bazı sözlerle lazer hep acılı diye lanse edildiği için. Ama lazer atışlarından sonra gerçekten acısız olduğunu, yeni teknolojik yeni cihazlarla acısız olduğunu onlar da görüyor. Onlar da görüyorlar. Peki bu diyot lazer buz lazer midir? Buz denilen. Buz lazer bir de şahin serileri var. Hı hı. Artık onlar da kendi hı. aralarında ayrıldılar. Ayrılıyorlar. Buz lazer. Bunlar marka değil zaten. Tabii marka değil. Lazerin uygulanış şekli. Kimi buz oluyor, kimi sıcak taş masajı etkili oluyor. Hı hı. Biraz önce bahsettiğim hı hı. gibi. Sıcak taş masajı etkili olanlar gerçekten masaj yaptırmış İlk kadar kez duydum bunu. Rahatlatıyor. Evet, o serileri yeni çıktı. 2 senelik bir seri. Masaj gerçekten, yapıyor gibi. Gerçekten masaj etkisiyle kalkıyorsunuz. Hatta uyuyabilirsiniz de lazer yapılırken o kadar eminiz. Lazer diyordunuz zaten masaja kaydı ağzınız o kadar herhalde benim evet, kadar evet. oluyor ki. Çok. Özellikle bacak lazer ve kol lazerde insanlar uyumak istiyor artık. Uyumak istiyor. Çünkü rahatlatıyor. Oo, bayağı her şey teknoloji çok evet, gelişmiş. Evet. Eskiden yaptıranlar şimdi çok üzülüyorlardı. Eskiden yaptıranlar kesinlikle üzülüyor. Onlar da senede bir geliyorlar. Masajlarını olup çıkıyorlar. Ben artık öyle her diyorum. Her türlü eski lazer tipini denemiş bir kişi gelip tekrar bu cihazlardan faydalanabiliyor mu? Kesinlikle faydalanıyor. Çünkü uyuyan tüyleri 3 senede, 5 senede, 10 senede tekrar çıkıyor tekrar maalesef. Çıkıyor. Hele ki genç yaşta yaptırdıysa. Kesinlikle. Zaten ergenlikten önce 15, 16, 17 yaşında yaptırdıysa tekrar geliyor. Hı hı. 18 yaşından sonra biz daha çok öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Hormonları tamamen oturmuş. Belli bir. Bir sene regli dönemini atlatmış. Gelişimini tamamlamış. Tamamlamış. Her birey yapılabilir lazer. Şimdi kısa bir aramız var Gamze Hanım. Sonra tekrar burada olacağız. Peki. Gamze Hanım, lazer epilasyonu böyle didik didik güzel böyle sizin gibi bir uzmandan dinledik gerçekten. Artık evet. Çok korkulacak bir şey kalmamış. Kesinlikle. Cilt bakımı ve gençleştirmeye çok giremedik. Onun için de ayrıca bekliyoruz İyi sizi. Canım. Onda detaylı konuşmak için. İyi ki geldiniz. Ayağınıza çok teşekkür sağ ederim. Davetiniz için ben de çok teşekkür ederim. Hayat Güzel Dilim bugünlük sonuna geldik. Yarın sabah yani pazar sabahı saat 8.15'te yine Show TV ekranlarında olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yüzümüzdeki her ben alınabilir mi? Çillerden ve lekelerden hangi yöntemle kurtulabiliriz? Sivilce izleri nasıl yok olur? Uzman estetisyen Seyfi Umut Sır anlatıyor. Bunları artık yok etmek mümkün. Kimler varis riski altında? Varis çeşitleri neler? Varis tedavisinde estetik ve cerrahi tedavi yöntemleri neler? Kardiyovasküler cerrahi uzmanı operatör doktor Arzu Ercan anlatıyor. Varis dolaşım problemidir. Bu ciddiyetle hastayı ellemek gerekir. İpek kirpik uygulaması nasıl yapılır? Protez tırnak kendi tırnağımıza zarar verir mi? Dermapenle gençleşmek mümkün mü? İşletme sahibi Nihal Can'dan anlatıyor. Protez tırnak yapılmadan önce böyle ufak bir serum sürüyoruz tırnağı besleyen. Koruyucu. Ve bilinçli olmak gerekiyor. Yani sürekli tırnağı
çıkarıp tekrar taktırmak çok zararlı. İmplant tedavisi nasıl yapılır? Neden? Dijital tedavi yöntemi tercih edilmeli. Robotik implantolojinin diğer yöntemlerden farkı nedir? Diş hekimi Köksal Seller anlatıyor. İmplantı koyduğumuz zaman oraya bir geçici diş koyuyoruz. Yaşlanma karşıtı bakım ne zamandan itibaren yapılmalı? Kozmetikte hangi maddelerden uzak durulmalı? Cildimizi neler yaşlandırıyor? Girişimci ve araştırmacı Balasu Dündaralp anlatıyor. Cildi çok iyi temizlemek ve haftada bir volkanik maskelerden faydalanmak cildin beyazlaması için yardımcı. Yarın Hayat Güzeldir de.